Herkes selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi. Her zaman söylediğim gibi umarım ailenizle güzel bir hafta sonu geçirirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Hemen size söyleyeyim. Benim sol gözüm mü görmüyor lan? Bu bölüm arkadaşlar, biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta haftanın oyuncuları top açılımı yapmıştır. Ve form derecesi A olduğu için Bellingham'ı bulmuştuk. Form derecesi A olduğu için Bellingham'ı bulmuştuk değil, biraz saçma oldu. Bazen kendinden böyle... Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Yani form derecesi A olan oyunculardan bir, haftanın oyuncularından güzel, fakir olmayan, böyle kuvvetli bir, böyle taş gibi dimdik bir takım kadrosu dizeceğiz arkadaşlar. Hem Bellingham'ı da bulduğumuz için daha iyi olur mu aslında. Kadroda Bellingham da olmuş olur arkadaşlar. Öyle bir kadro dizeceğiz. Dizilişimiz arkadaşlar 4-3-3 ve ofansif orta sahalar olacak. Burada göbekler olmayacak. Şimdi onları göstereceğim. Şöyle genel derece yapalım. Bitti diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi sadece haftanın oyuncuları. Hatta şöyle kart türü var mı? Kart türü yokmuş. Fitrele kısmında kart türü olsaydı öyle daha kolay olurdu ama olsun. Böyle tek tek uğraşırız zaten. Konami insanları uğraştırmayı seviyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şöyle devam ettiğimizde pozisyon olarak mı baksak acaba? Ya pozisyon olarak bakalım. Şöyle kaleciden başlayalım arkadaşlar. Haftanın oyuncuları kalecisinden başlayalım. Şöyle tek tek devam edelim. Evet, şöyle 3 tane haftanın oyuncuları kalecisi. Aynen 3 tane var. 4 tane. Kimi koyacağız? Burada Martinez'i koyalım kaleye. Emiliano Martinez. Özelliklerine de bakalım şöyle. Ne kaleci? Hücumlu kaleci olarak gelmiş. Özellikleri çok kötü değil ama dediğim gibi haftanın oyuncuları kadrosu olacağı için Nolu'dan Martinez'i kaleye alacağız arkadaşlar. Böyle çektik. Devam edelim. Yedek kaleciye gerek yok arkadaşlar, ya da varsa da Navas'ı alırız diye olur biter dert ettiğiniz şeye bak. Devam ettiğimizde aa, şurada iki tane daha kaleci varmış, bir dakika bunları görmedim. Ha, tribün pardon, görmüşüm. Devam et. Stoper kısmına geldiğimizde arkadaşlar, evet. Stoperlerimiz çok var. Şimdi Delet'i alacağım stopere, tamam mı? Tomori oyun kurucu. Kimmice de oyun kurucu. Kararsız kaldım ama Kimmice'yi alırım ya. Bakalım Kimmice'nin özelliklerini. Fena değil. Tomori'nin bir de özelliklerine bakacağım arkadaşlar. Kimmice daha iyiymiş. Kimmice'yi aldık. Bir tane stoper yedek alacağım. O da kim olsun? Tabii ki Ramos baba olsun. Abim Ramos olsun. Hava hakimiyeti de iyi. Bir de stopere, yedeklere Ramos'u alırız arkadaşlar. Bak şu an şimdiden çok güzel bir kadro olmaya başladı gibi. Bak burada Acerbi de var. Sonrasında Romero da var. Araujo da var. Bir dakika, Araujo da varmış. Araujo'nun özellikleri daha iyiymiş lan. Kimmice'ye veda diyoruz. Kusura bakma Kimmice. Fenerbahçe'de oynadın diye sana ayrıcalık yapamam. Burada biz şey yapıyoruz. En iyi kadroyu oluşturmaya çalışıyorum. Theo Hernandez hem stoper hem sol bek arkadaşlar. Şu kartı. O güçlendirici Rudiger de varmış. Bir dakika. Rudiger'in özellikleri şimdi. Alalım bir Delet'in yerini. Bakın Delet'in özellikleri nasıl. Şu an Rudiger'in güçlendirici çalışmıyor. Muhtemelen Rudiger Delet'ten daha iyi olacak. 97 oldu. Aynen öyle özellikleri Rüdiger'in Delikt'ten daha iyi. O zaman Delikt'i arkadaşlar Ramos'un yerine aldım stopere. Devam edelim. Evet, sol bek Theo Hernandez var burada, 95'lik kaptı. Bunu koyalım. Daha iyi bir sol bek olamaz muhtemelen. Sol bek'e bunu koyduk. Şimdi sağ bek'e bir tane sağ bek koyacağız haftanın oyuncuları. Haftanın oyuncuları kartı fazla yok elimde sabit olarak. Sadece bir tane var, o da
Carvajal arkadaşlar. Onun form derecesi neymiş? A mı gelmiş? Şundan bakacağız. B gelmiş. Güzel. Şimdi bir tane daha bek alır mıyız? Almayız. Ön libero defansif orta saha oyuncularından seçeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada çok güzel oyuncular var. Mesela Declan Rice. Al abi Declan Rice'ı. Direkt 100 oluyor. Declan Rice arkadaşlar bundan önceki haftanın oyuncuları videosunda bana çıkmamıştı. Fakat fark ettiğiniz üzere ben ücretsiz top açma hakkını almamıştım. Ücretsiz top açma hakkını aldım ve Declan Rice'ı buldum. Çok güzel bir top açılımı oldu. Bellingham da gayet iş yapıyormuş. Ben Haaland diye götümü yırttım burada ama Bellingham daha iyiymiş. Evet, Declan Rice'ın yedeği kim olabilir? Rodri mi olabilir? İlkay mı olabilir? Ben İlkay'ı daha çok gol katkısı daha çok olur diye İlkay'ı defansif orta saha yedeğine çektim. Evet, ofansif orta sahalara geldik. Şimdi bak. Burada göbek olarak da oyuncuları var. Devam edelim şimdi. Sol kanat abi. Sol kanatta Garnacho'yu alalım ya. Garnacho'yu alalım sol kanat abi. Hızlı olduğu için. Gel Garnacho sol kanata. Çok da iyi iş yapıyor bu arada. Şimdilik devam edelim böyle sol kanatta. Cengiz Ünder, Palmer. Sol ayaklı. Bak. O ofansifte şey de var. Raheem Sterling Havertz de var. Şu oyuncu kimdi? Kunal. Şimdi Raheem Sterling ofansif orta saha kartını ofansif orta sahaya alalım. Şu göbekleri, bir dakika, göbekleri ofansif orta saha yapalım arkadaşlar. Kunal'ın da güçlendirici kartını alalım. Boşluk kollayan oyuncu arkadaşlar. Onu da ofansif orta sahaya koydum. Bu arada güçlendiricisi çalışmıyor ama Kunal da çok sağlam bir oyuncudur arkadaşlar. Bilginiz olsun, çıktıysa kullanın. Havertz'i yedeğe alacağım. Başka yedeğe almam gereken var mı bilmiyorum. Belki Sterling'i. Oo bak şimdi. Bir dakika bak. Bak bunları görmedim bak şimdi. Direkt bunları görmedim. Bunları direkt aldım kadroya ama şunları görmedim. Kevin De Bruyne'yi alalım yedi. Tamam. Nasıl bu kadar soğukkanlı? Xabi Alonso. Buzdolabı gibi. Tamam, bak şimdi. Şeyi. Bellingham'ı al abi. Sterling'in yerine. Şimdi ben yedekteki oyuncuları da değiştirebilirim. Mesela Palmer'ı almadım. Sol kanata, sol açığa Palmer'ı alayım arkadaşlar. Cengiz Ünler de var ama Palmer eminim ki daha iyi iş yapacaktır. Sağ açığa Palmer'ı koydum. Şimdi oğlum hesap harbiden güzel olmaya başladı lan. O kadar güzel haftanın oyuncuları olduğunu ben unutmuşum. Sol açığa biz kim almıştık? Kimseyi almadık mı? Alalım o zaman. Şu sol açığa Kvaratskhelia var. Mbappé'yi santrafor alalım. Haftanın oyuncu kartı. Şurada Kvaratskhelia var. Napoli'nin kadife verekliği. Aldık sol açığa. Şuna bakar mısınız ya? Bakın. Hem telefondan görüyorsunuz hem de kameradan görüyorsunuz hem ekranda. Devam edelim. Daha güzel oyuncular olacaktır. Emin olabilirsiniz. Foden. Bak burada sağ açık Foden var şimdi. Foden'ı al buraya. Palmer'ı çek yedi. Eminim ki Foden'ı da yediye çekeceğim. Hatta Konay'ı bile çıkartmak zorunda kalabilirim. Böyle hissediyorum. Devam edelim. Muhammed Salah'ın hafta oyuncuları kartı yok muydu bende ya? Şimdi Haaland, Messi. Bak Konay'ı çıkarttım. Aldım Messi. 99'luk haftanın oyuncuları kartı. Gel. Haaland'ı al abi. Santrafor yok. Koy santrafora. Griezmann varmış. Griezmann'la Foden, Griezmann da yedi aldım. Devam et. Sende mi vardın bende? Ah, seni çok özlemişim. Bu adam beni ne yüklerden kurtardı arkadaşlar. Hemen yenileyelim. Hemen yenileyelim. Sesi duydunuz mu? Şahin sesi. Şimdi. Palmer'ı çıkarttım. Palmer'ı çıkartmak zorunda kaldım. Salah aldım. Foden'ı yedeklere koydum. Şimdi Foden'ı Messi'nin yerine de oynatabilirim. Griezmann'ın da Messi'nin yerine oynatabilirim. Salah'ın da yerine oynatabilirim. Bundan sonra De Bruyne var. Sterling var şeyin yerine. Bellingham'ın yerine. Sol açıkta yedek yok. Mbappe var.
Burada Dybala var. Giroud var. Giroud'u da alalım. Santrafor olarak. Bir tane daha santrafor yedek olsun. Şimdi bir tane sol açık yedek lazım arkadaşlar bize. Onun da kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Türk bir oyuncu. Sol açık. Sol kanat. Hızlı. Bir dakika lan. Şey nerede? Garnacho var sol açık yedekte. O zaman kaleci yedeği mi alayım? Kaleci yedeği de var. Şimdi dos yedek var. Bir tane dos yedek var. Ofansif orta saha yedek var bayağı. Gizli forvetler ofansif orta saha oynayabilir. Sağ açık ofansif orta saha oynayabilir. Bir tane daha stoper yedek alalım mı? Stoper yedek bir tane tek var. Ramos'u geri alalım abi kadroya. Ramos gelsin geri alıyoruz. Nereden Sergi Ramos? Sergi Ramos. Cengiz Ünder falan güçlendirici olarak gelmiş ama şimdi Muhammed Salah kadar ne kadar güçlendirirsen güçlendir olamaz. Oo, dur. Oyarzabal varmış burada. Oyarzabal'ı orta kafa yapmak için alırız. Garnacho'yu çıkartacağım. Garnacho'yu çıkartayım. Şimdi şeyin çalımları çok iyi. Kravaskerlerin çalımları falan çok iyi olduğu için. İlk yarı çalımla gider. Plase atarız. İkinci yarı orta kafa yaparız. Gayet mantıklı olur. Evet, stopere gideceğiz. Rodri falan varmış bak burada arkadaşlar. Goretzka falan var. Hiç onları almadık yani. Stoper alacağız şimdi dedi. Evet, kimince Ramos gel baba. Tam 3053 oldu takım gücü gördüğünüz gibi. Ama müthiş bir kadro. Gerçekten bir ekran görüntüsü çekmem lazım. Evet, ekran görüntümüzü çektik. Şimdi bu oyuncuların arkadaşlar maçtaki rollerine bakacağız ve ben bunları maçta atarım ya. Maçtaki roller diyelim. Hepsine bak. Hepsi Martinez. Kaptan Declan Rice. Tabii ki. Tabii ki. Uzun serbest vuruşçu. Kaleci mi? Yönelmesi Declan Rice. Declan Rice drone topu kullanma özelliği çok iyi. Declan Rice kısa frikikçi. Tabii ki de yönelmesi. Sol ortası kim kaldıracak? Soldan. Declan Rice kaldırsın. Sağdan Messi kaldırsın sol ayaklı. Bak kardeşim 99. Heh, pardon, penaltı 99'muş. Frikik şey korner 89 Lionel Messi'nin. Hücuma katacaklar. İki tane oho, ikisi de 96. Ön direği kimi koyalım? Rudiger'in boyu kaç bir dakika? Rahon'un boyu kaç? 1.88. Rudiger daha uzundur muhtemelen. 1.90. Rudiger'i ön direğe koyarız abi. Hücuma katılacaklar. Rudiger'i ön direğe koy. Ortaya Araujo'yu koy. Tamam. Harbiden müthiş oldu. Ben bu kadroyla maç bile yaparım. Çok beğendim. Çok güzel oldu. 3053 ve yemyeşil ekran. Ekrana baksana da yemyeşil oldu arkadaşlar. Telefonun kirini görüyor musunuz? Telefonum ne kadar pis ekranla. Telefonun ekranı ne kadar pis. E arkadaşlar ne yapalım? Yalnız başımızda yaşıyoruz. Ailemle yaşıyorum ama sevgilim falan yok. Evli değilim yani yalnızım. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Şaka şaka. Evet arkadaşlar, haftanın oyuncuları kadrosu dizdim. Bence çok güzel oldu. Siz beğendiniz mi? Ve sizin böyle haftanın oyuncularından dizdiğiniz güzel kadrolarınız varsa bana Instagram'dan gösterin arkadaşlar. Yorumlamak istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. Hatta abi benim kadromu dizer misin diyorsanız eğer tekrar Instagram'dan yazın. Mehmet abinin sizin kadronuzu baksın, dizsin. Desin ki kardeşim bu daha iyi, bu daha iyi. Tavsiyelerde bulunsun. Fark etmez. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.